Selam arkadaşlar, uzunca bir aranın ardından yine beraberiz. Bu içeriğimizde Türkçenin tüm konularını tekrar edeceğiz ve ben aynı zamanda sözcükte anlam, cümlede anlam, özellikle sizin çok çok takıldığınız paragrafta anlam, yazım kuralları, noktalama işaretleri gibi konularda içerikler üretmeye devam edeceğim. Beğenin, paylaşın, abone olun, takipte kalın arkadaşlar ve şimdi tekrar videolarımıza geçelim. Evet arkadaşlar tekrar videolarına cümlede anlamla devam ediyoruz. Öznel nesnel kavramlarına bakalım. Doğrulu veya yanlışlık kişiden kişiye göre değişen yani kanıtlanamayan yargılara biz öznel yargılar diyoruz. Eğer doğrulu veya yanlışlık kişiden kişiye göre değişmiyorsa ve kanıtlanabilir yargılarsa bunlar nesnel yargılar olacak. Şöyle bir soru kalıbımız var Türkçe'de. Kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır. Burada öznel nesneleri kullanabiliriz arkadaşlar. Eğer kanıtlanabilir olanı soruyorsa bize nesnel cümleyi arayacağız. Kanıtlanamaz olanı soruyorsa öznel cümleyi arayacağız. Dolayısıyla yorum içerenler öznel, yorum içermeyenler nesnel olacak. <laughs> Bakalım öznel anlatımı örnek. Samimi üslubu değindiği can alıcı noktalarla ve tabii ki karizmasıyla Bahadır Hoca mükemmel bir öğretmendir. Oğlum bunu buraya kim yazdı? Burçak. Selçuk. Bunu buraya kim yazdı ya? Vallahi Allah taş yapar. Bu nesnel cümleye yazılacaktı. <laughs> Tabii ki öyle değil. Samimi üslubu, değindiği can alıcı noktalar. Samimi kişiden kişiye göre değişir. Karizma kişiden kişiye göre değişir. Ancak bana gelince durum birazcık daha farklı oluyor. Tamam tamam. İnandım tamam. Bahadır Hoca mükemmel bir öğretmendir derken mükemmel kişiden kişiye göre değişebilir. Buna da bakalım. Şarkının nakarat kısmı insanı çok üzüyor. Beni gerçekten üzmüyordu şarkının nakarat kısmı bu arada. Sana kırmızı çok yakışıyor dediğim zaman yakışmak kişiden kişiye göre değişen bir kavram arkadaşlar. Nesnel anlatıma bakalım. Yorum içermez demiştik doğru. Nesnel anlatımda şöyle bir bilgi verebilirim gençler size. Yargı kişi tarafından bilinmese bile belli bir araştırma sonucunda ulaşabiliyorsa bu yargının doğruluğuna o zaman nesnel anlatım olacak. Mesela bir örnek verelim. Mi bizim alanımıza gel. Mi yarım sesli bir notadır demiş. Mi'nin yarım sesli bir nota olup olmadığını bilmene gerek yok. Araştırıp da Mi'nin yarım sesli bir nota olduğunu bulabilir misin? Bulabilirsin. O zaman nesnel. Bu eserde yazar Adana ve Mersin'in sıcaklık problemini süslü bir dille anlatmış. Gençler şöyle bir şey var. Süslü bir dil, ağdalı bir Türkçe ağır bir dil gibi kavramlar ilk bakışta bize öznelmiş gibi görünebilir ancak bunlar nesnel kavramlar. Kişiden kişiye göre değişmeyen kavramlar. Ağır bir dil dediğin zaman mecazlar, Arapça Farsça tanımlamalar kullanıldığı için bunlar nettir. Kişiden kişiye göre değişmez. Bakalım. Maske takmamak enfeksiyon riskini arttırır ki gerçekten maske takmamak enfeksiyon riskini arttırır diyeceğiz. Neden sonuç amaç sonuç cümlelerine bakıyoruz gençlik? Şimdi şöyle diyebilirsiniz. Hocam neden sonuç amaç sonuç cümleleri? Bize bunları mı anlatıyorsun? Bunlar gayet kolay konular. Gençler şöyle bir durum var. ÖSYM e daha evvel de söylediğim gibi sürekli söylediğim gibi kolay konulardan zor şekillerde soru sormak konusunda bir üstad. Yılların tecrübesi. O yüzden dikkatli olmuş olmamız gerekiyor. Ben de size birkaç tüyo verdim elimden geldiğince. Eğer her iki yargıda gerçekleşmişse biz ona neden sonuç cümlesi diyebiliriz. Dikkatli olun. Yargı gerekçesiyle birlikte verilmiştir diye bir soru kalıbımız vardı bizim. Gerekçe, sebep, neden gibi kavramlar hepsi eş anlamlı. Bir bakalım. Seni çok sevdiği için buralardan gidememiş. Gerçekleşmiş olup olmadığına bakalım. Seni çok sevmiş mi? Evet sevmiş. Buralardan gidememiş mi? Evet gidememiş. Vah yazık diyoruz, üzülüyoruz. Kaynakların yetersizliğinden bu konulara açıklık getirilememiş. Bakalım kaynaklar yetersiz mi? Evet yetersiz. Bu konulara açıklık getirilememiş mi? Evet bu konulara açıklık getirilememiş. İkisi de gerçekleşmiş. O yüzden neden sonuç? Sınav tarihleri açıklandı diye heyecanlandı. Sınav tarihleri açıklanmış mı? Açıklanmış. Heyecanlanmış mı? Heyecanlanmış. İkisi de gerçekleşmiş. Bir de dikkat edin şu araya di için, dinden veyahut da diye gibi bağlaçlar veyahut da bağlayıcı unsurlar kullanabiliyoruz. Amaç sonuç cümlesine bakalım. İki yargıdan birisi gerçekleşmemiş, diğeri gerçekleşmişse biz ona amaç sonuç cümleleri diyoruz. Şöyle mantıklı düşünecek olursak da zaten amaç henüz gerçekleşmemiş olandır. Bakalım bir de şöyle bir stratejimiz var. Bağlacın yerine amacıyla kelimesi getirebiliyorsan o zaman amaç sonuç cümlesi olur. Ya da mek için mak için gibi kavramlar kullanabiliyorsan o zaman amaç sonuç cümlesi olur. Bir bakalım Türkçeden soru kaçırmamak için Bahadır Hoca'yı dinliyor. Gerçekten mükemmel bir strateji. Peki Bahadır Hoca'yı dinliyor mu? Evet bence çok mantıklı. Peki Türkçeden soru kaçırmış mı? Daha bilmiyoruz. Eğer dinlemeye ve izlemeye devam ederse Türkçeden soru kaçırmayabilir. Bakalım. Sen kazan diye, sen sınavı kazan diye biz uyumuyoruz. Evet, biz gerçekten uyumuyoruz, gerçekleşmiş. Peki sen sınavı kazanabilmiş misin? Hayır. Tabii ki bol soru çözersen ve çalışırsan sınavı kazanacaksın. Özellikle kitap okursan. Yazar üslubunu geliştirmek maksadıyla dünyayı geziyor. Bir de böyle maksadıyla gibi böyle Arapça kelimeler kullanıyor. Sizin çok sık kullanmadığınız gündelik hayatta kelimeler kullanıyor. Ona düşebilirsiniz. Dikkatli olun. O yüzden kelime bilmek çok önemli. Buradan yazdım. Peki yazar dünyayı gezmiş mi? Evet geziyor. Yazar üslubunu geliştirmiş mi? Daha değil. Pişmanlık ve hayıflanma cümlelerine bakalım. Gençler pişmanlık ve hayıflanma birbirine çok sık karıştırdığınız bir kavram diyemeyeceğim çünkü siz hayıflanmanın ne demek olduğunu bilmiyorsunuz. Yok ya, ya. Çoğunlukla olarak hayıflanma cümleleri kuruyorsunuz ancak pişmanım diyorsunuz. Bakalım neymiş bunlar? Pişmanlık yaptığımız bir şeyden dolayı duyduğumuz üzüntüdür. Hayıflanma elimizde fırsat varken yapmadığımız şeylerden dolayı duyduğumuz üzüntü. Ancak biz ikisine de keşke diyoruz. Keşke dediğimiz şeye de pişmanlığı bağlıyoruz. Hayır öyle bir şey yok. Keşke yapmasaydım pişmanlık. Keşke yapsaydım hayıflanma olacak. Örneklere bakalım. Keşke seni sevmeseydim. Vah yazık ama sevmişsin. Okey? Ah o şarkıyı seninle dinlemeseydim. Ama dinlemişsin. Yazık. Üzülüyoruz sana. Keşke öfkeme yenik düşmeseydim ama düşmüşsün. Şimdi şöyle düşünün. Bir şeyden pişman olabilmeniz için onu gerçekleştirmiş olmanız gerekiyor. Eğer elinizde fırsat varken bir şeyi gerçekleştirmediyseniz ondan pişman olamazsınız. Mahkemeler gibi düşünün. Pişmanı Sakin Bey. Biz suçsuzuz Sakin Bey gibi düşünün. Bakalım örneklerine. Keşke sınava hazırlansaydım. İnşallah, inşallah, inşallah bu cümleyi kurmazsınız gençlik. Bol bol soru çözerek sınava hazırlanırsınız ve sınavı istediğiniz yere kazanırsınız. Bakalım. Ah o şarkıyı seninle dinleseydim. Vaktim varken dinlememişim. Sınavda da öyle çalışmamışım. Keşke maske taksaydım. Eğer maske takmış olsaydın korona, korona. olmazdın. Evet arkadaşlar yine birbirine çok sık karıştırdığınız kavramlardan ikisi burada. Kanıksamak ve yatsımak. Aa, birbirine karıştırmıyorsunuz. Bu iki kavramın da ne olduğunu bilmiyorsunuz maalesef. Yok ya. Kanıksamak, kabullenmek demek. Yatsımak da tam tersi kabullenmemek, inkar etmek demek. Bakalım tanımlarına. Sürekli gerçekleşen bir duruma karşı tepkisiz kalmaya, tepki göstermemeye kanıksamak denir. Yani kabullenmek. Bakalım örneklerine. Bahadır Hoca kitap okumamamıza artık tepki göstermiyor. Bu cümle biraz yanlış bir cümle olmuş. Her daim tepki gösterdim. Tepkim daha da artacak. Takipte kalın. Bahadır Hoca kitap okumamıza, okumamamıza artık tepki göstermiyor derken Bahadır Hoca bu durumu maalesef kanıksamış oluyor. Tabii ki ben kanıksamadım. Eleştirmenleri artık dikkate almıyorum. Sürekli eleştiri gelmiş ve ben durumu kanıksamışım. Artık tepki göstermiyorum. Yatsımak kısmına bakalım. Kabul etmemek, inkar etmek anlamına geliyor. Doğru. Yok ya oyun oynamıyorum. Dersi dinliyorum. EBA TV'de siz. Bir örneğimiz daha var. Benim mi Allah'ın bu çizgili yüz? Evet tabii ki senin. Aynaya baktığında bu soruyu sorabilirsin. Bu yüz tabii ki senin. İçerik ve üslup kavramlarına bakalım gençler. Peki içerik ve üslup deyince gözünüzde bir şey canlanıyor. Aklınıza bir şey geliyor değil mi? Ama muhteva ve biçem demiş olsaydım bu kelimeleri bilmiyor olabilirsiniz gençler. Şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Bir kavramın eş anlamlısına Dikkat etmiş olmanız gerekiyor. ÖSYM bunları bilmediğiniz düşünüp bu şekillerde sorar. Bakalım içerik ne anlatıyor demek? Üslup nasıl anlatıyor demek? Dil özellikleri demek. Bakalım içerik örneklerine. Yazar bu eserinde düzenli çalışmanın çok çalışmaktan daha önemli olduğunu anlatmış. Eli öpülesi bir yazarmış gerçekten. Gerçekten de öyle. Ne anlatmış abi? Düzenli çalışmanın çok çalışmaktan önemli olduğunu. Soruya cevap verdi. Bir diğerine bakalım. Bu resmimde sevgiyi anlattım. Bu bu resminde sevgiyi anlattı bu. Neyi anlatmış? Sevgiyi anlatmış. Okey? Ne anlatıyor sorusuna cevap vermiş oldu. Üslupta şöyle bir özelliğimiz var. Dilin sade oluşu, anlatımın süslü oluşu vesaire gibi kavramlar üslup belirtir gençler. Eğer sen dilin sade oluşu, ağır oluşu, ağdalı bir Türkçe vesaire gibi dil özellikleri ile alakalı kavramlara bakıyorsan, cümlenin içerisinde bunları görüyorsan o zaman üslup diyeceksin. Bakalım. Türkçeyi etkileyici bir şekilde aktarmış. Gerçekten de öyle yaptım. <laughs> ne kadar komik bu eserinde ağdalı bir dil kullanmış. Nasıl anlatıyor abi? Ağdalı bir dil kullanarak anlatıyor. Nasıl anlatıyor baboş? Etkileyici anlatıyor. Bakalım ÖSYM amca bize nasıl sormuş? Tabii ki biz bunları değiştirdik. Soru kökünü eledik falan. Bakalım. Gençler yaptığınız ilk hata hiçbir soruya soru kökünü okumadan dalmayın. Önce soru kökünü okuyorsunuz. Ondan sonra paragrafı okuyorsunuz. Bu birinci yapmış olduğunuz hata. İkinci yapmış olduğunuz hata da şu. Altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam sorularında sadece altı çizili sözcüğü veyahut da sözcük grubunu veyahut da cümleyi okursan çok büyük bir hata yaparsın. Çünkü sadece oraya vermeyebilir ya da sen o mecazı o anda çözemiyor olabilirsin. Paragrafın diğer kısımlarından bilgi almış olman lazım. Çok dikkat etmeniz gerekiyor gençlik. O yüzden her zaman söylediğim gibi metnin tamamını okumak zorundasın. Sonunu, başını, ortasını değil. Bakalım sorumuza. Bilimsel bir yazı dile getirdiği düşünce ne olursa olsun her türlü duyguyla duygusallıkla ilgisini kesmiştir. Böylesi yazılarda bilim adamı kendini mümkün olduğunca paranteze almalıdır. Bu yazılar nesneler kendisi konuşuyor diyenleri haklı çıkarmalıdır. Şimdi bizim kavramımız ne? kendini mümkün olduğu kadar paranteze almak. Kendini paranteze almak. Bu tarz sorularda soru çözerken stratejimiz şu olacak gençler. Anahtar sözcük çıkartacaksınız. Ne demek istiyor burada? Baktım, herhangi bir anahtar sözcük çıkartamadım. Ancak şıklarda ben bir anahtar sözcük bulabilirim. Hangisi daha yakın? Görmem lazım. Bakalım. Anlama çabası içinde olmak. Sen şimdi kendini parantez içerisine alırsan anlama çabası içinde mi olursun? Hayır. Anlama çabası içinde olmazsın. Konu dışına çıkmamak. Konuyla bir alakası var mı burada söylenilenin? Kesinlikle yok. Konu dışına çıkmamak. Farklı görüşlere saygı duymak. Farklı görüşler kavramı var mı? Yok. Burada da konu kavramı yoktu. Böyle bakacaksın. Kavram kavram ilerleyeceksin. Kişisel değerlendirmelerini yansıtmamak. Hmm, şu bir dursun bakalım. Özgün bir, bakış açısı, özgün bir bakış açısına sahip olmak. Özgün olmak kendine has demek. Bunun da bir alakası yok. Kendini mümkün olduğu kadar paranteze almak bunun tam zıttı olacak gençler. Kişisel değerlendirmelerini yansıtmamak olacak. Parantez içerisine almayı şuradan devşirebilirsiniz. Cümlenin içerisinde vermediğim şeyleri parantez içerisinde veririm ya ek bilgi olarak ya da yazar kendini parantez içerisinde anlatır ya Hı, burada bence şöyle olmuş diye kendi yorumlarını yapabilir. Bunu yapmaması demek. Kendini parantez için almak. Şimdi şöyle bakalım. Nesneler kendisi konuşuyor yani yazar faktörü ortada yokmuş gibi algılayacaksınız. Okey? Bakalım ÖSYM amca nasıl sormuş? Söz duvarlarıyla kuşatmak. Altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam. Söylemiştik gençlik. Altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam. Veyahut da söz grubunun cümleye kattığı anlam. A olsun. Paragrafın genelinden çıkartılacak olan B olmuş olsun. Şıklarda size A'yı da B'yi de verebilir. Buna dikkat etmiş olmanız gerekiyor. Ancak bunu yaparken sadece bunu okursanız Hata yapmış olursunuz. Paragrafın genelini okuyacağız, bu sözcük grubunun cümleye kattığı anlamı bulacağız. Hadi bakalım. Sözlük hazırlamanın en güç yanı sözcükleri anlam kayganlığından kurtarma, onları belli bir yere oturtmadır. Hmm, güzel. Bu da ancak Samuel Butler'ın dediği gibi onların belirsiz yanlarını söz duvarlarıyla kuşatmakla gerçekleşebilir. Bir bakalım şıklara. Zenginleştirme yollarının açıklandığı. Şimdi ben bu altı çizili sözcüğü, sözcük grubunu zenginleştirmek kavramıyla açıklayabilir miyim? Hayır açıklayamam. Söz duvarlarıyla kuşatmak. Bir şeyi kuşatırsan zenginleştirmezsin. Aksine daraltmış olursun. Birbirlerinden etkilenişlerinin gösterildiği. Tam tersi değil mi bu? Ben bir şeyi duvarlarla kapatırsam bir yeri veya da kavramı o zaman ne olmuş olur? Birbirlerinden etkilenemezler. O zaman bunu da eyledim. Çağrışımsal değerlerinin belirtildiği. Çağrışım mı? Çağrışımla alakalı bir şey var mı burada? Yok. Kişisel değerlendirmelerini yansıtmamak kişisel değerlendirmek, yorum, söz duvarı hiçbir alakası yok. Bakalım en şıkkına geldik. Tanımsal sınırlar koyduğu. Gençlik, anahtar sözcük çıkartmak diye bir stratejimiz var bizim. Söz duvarlarıyla kuşatmak. Sen bir şeyi duvarlarla kuşatırsan eğer ki ona sınır koymaz mısın? Sınır koymak ve duvarlarla kuşatmak hemen hemen birbirine yakın anahtar sözcük olarak bunları çıkartabiliriz. Sen bir anahtar sözcük bulduğunda onu şıklarda muhakkak göreceksin. Bunlara çok dikkat etmiş olmanız gerekiyor. Her zaman söylediğim gibi böyle kavramların mecazlarını, ne anlatmak istediğini ayırt edebilmek istiyorsan bol bol kitap okumak zorundasın. İlla kitap da değil, dergi de okumuş olmalısın veyahut da gazetede okuyabilirsin. Muhakkak oku ve okuduğunu anlamaya çalış. Evet arkadaşlar bu konuların pekişmiş olması için bol bol soru çözmüş olmanız gerekiyor. Bir de size şöyle bir kıyak yaptım. Bu dersin pdf dosyasını açıklamalar bölümüne linkini koyacağım. Oradan indirebilirsiniz. Soru çözmeden önce şöyle bir göz gezdirirsiniz. Ondan sonra testinize başlarsınız. İyi çalışmalar diliyorum gençler.